Ee, bu anketler hala açıklanmaya devam ediyor son süreçte. MAK danışmanlık anketi bir anket açıkladı ve bu anket sonucuna göre Kılıçdaroğlu ilk turda kazanıyor diye bir veriyi paylaştı. Aynı anket şirketinin daha önce paylaştığı verilerde Kılıçdaroğlu seçimi kazanamıyordu. Yani ilk turda kazanamıyordu. Ee, ama şu anda paylaşılan veriye baktığımızda e, %50,9 Oyalıyor, Erdoğan 45,4, İnce 1,7, Sinan Oğan da %2 alıyor şeklinde paylaşılmış. E, bu tabi dün sosyal medyada oldukça yoğun bir şekilde verildi, paylaşıldı. Aynı şirketin bir önceki anketinde e, mesela Kılıçdaroğlu'nun oy oranı bu noktalarda değildi. Daha düşük seviyelerdeydi. Bu oy oranına göre daha düşük seviyelerdeydi. Şimdi oy oranı %50,9 olarak açıklanmış partilerle ilgili açıklanan da bir veri var onu da paylaşacağım sizlere yani benim burada tek kafama takılan şey şu oldu Örneğin böyle biterse bu seçim yani 50,9 gibi biterse herkesin aklında olan şey acaba şey olacak mı yani bu seçim tekrarlanacak mı Sayım nasıl olacak? Buradaki e, kargaşa kaos. Bir de biliyorsunuz İstanbul'daki meselenin, İstanbul'da yaşananların tekrar Türkiye'de yaşan, yaşanması herkesi ayrıyetten bir strese sokuyor. E, vatandaşlar ister istemez yani bu şu anda biraz şey görüyorum. E, seçim hadi geçsin kardeşim yani diye böyle bir şey de var. Heyecanla merakla bekleyenler de var. Ama hepsinin yanı sıra e, bir gerilim yani gerginlik de istemiyor insanlar. Bu sahadan gelen görüntüler. İşte bu provokasyon işleri vesaire herkesin canını da sıkıyor. Temiz, tertemiz bir şekilde seçim geçsin arzusu da var. Mak danışmanlığının paylaştığı veri önemli. Partilerle ilgili de bir veri paylaştı. Hangi parti ne kadar oy alıyor diye. Zaten daha önce mak danışmanlığın başkanı şöyle bir açıklama yapmıştı. Kimse AK Partiyi 35 altında beklemesin diye açıklamıştı. Bu anketlerinde de kararsızlar dağıtılmadan önce 35,8 MHP 6,4 CHP 29,2, İyi Parti 12,2, Yeşil Sol Parti 10,1, TIP 0,4. Yeniden Refah Partisi 0,9, Büyük Birlik Partisi 0,6, Zafer Partisi 0,4, Memleket Partisi de 0,8 olarak açıklanmış. Kararsız da 3,2. MAK Danışmanlığı'nın paylaştığı ankete göre. Yani böyle sonuçlar var ama buradaki tabii ta çarpıcı anket şu anket. Seçime de çok az bir zaman kalmışken böyle mi sonuçlanır? Başka türlü mü sonuçlanır? Burada tabii dikkat edilecek nokta Muharrem İnce ile Sinan Oğan, Sinan Oğan'ın oy oranları bu şekilde mi olacaktır? Yani siz böyle olacağını düşünüyor musunuz? Yani Sinan Oğan'ın %2, Muharrem İnce'nin de %1,7 alacağını düşünüyor musunuz? Bilmiyorum. Çünkü bu iki ismin biraz da belirleyeceği öngörülüyor. Seçimin sonucunda ne noktaya gelineceğini. ama şu detayı tekrar hatırlatalım aynı şirketin bir önceki anketinde seçim ilk turda bitmiyordu. Onu da tekraren hatırlatmış olayım. Şimdi Mersin'de bir e, anket var. Mersin'de paylaşılan bir anket sonucu var. E, i̇l bazında verilmiş. Bu anketi de sizlerle paylaşmak istiyorum. E, milletvekili seçimlerinde 3 farklı sonuç çıkıyor. CHP %33,8 oy alıyor. Burada AK Parti 25,9 oy alıyor. İYİ Parti 15,4 oy alıyor. Ee, Yeşil Sol 13.5 Mersin'de MHP 6,6 diye açıklanmış. Cumhurbaşkanlığı seçimindeyse Kemal Kılıçdaroğlu 64,1 Mersin'de ee, Erdoğan 29,7 İnce 3,1 Sinan Oğan'da 3,1 olarak ALF'nin e, ALF paylaştığı bir veri e, vermişler Mersin'le ilgili. E, anketlerde peyderpey paylaşılan anketlerde durum birazcık böyle. Şimdi biraz emeklilikle ilgili